Bu video AŞKET'in sınıflandırma yöneticisi ve özellikler yöneticisini sunmaktadır. Yeni sınıflandırma yöneticisi fonksiyonunu kullanarak yapı elemanları veya mahaller için sınıflandırmalar proje kapsamında merkezi şekilde ele alınabilir. Burada sınıflandırma sistemlerini oluşturabilir, düzenleyebilir ve gönderip alabilirsiniz. Diyaloğun solundaki ağaç görünümü, mevcut projede oluşturulan veya yüklenen tüm sınıflandırma sistemlerini ekrana getirir. AC21'in bir standart sınıflandırma sistemi bulunur. Sistemde standart özelliklere sahip tüm standart elemanlar ve mahalleri bulabilirsiniz. Arama alanı ağaç görünümü panelinin üzerindedir. Bir arama başlattığınızda AŞKET kullanabilen tüm sınıflandırma ve sistemleri çift kolon görünümü kullanarak ekrana getirir. Yeni tuşunu kullanarak yeni sınıflandırma veya sistem oluşturabilir veya mevcut bir taneyi kopyalayabilirsiniz. Seçiliği çoğalt seçeneği ile seçili bir sınıflandırma veya sistemi aynı tanımlama ile kopyalayabiliriz. Eğer birden fazla eleman seçiliyse çoğaltma seçeneği kullanılamaz. Yeni sınıflandırma sistemleri oluşturabiliriz. İlk olarak isim, versiyon ve tarih alanlarını doldurmamız gerekir. Kaynak ve tanımlama alanlarının doldurulması opsiyoneldir. Yeni bir sınıflandırma da oluşturulabilir. Bu durumda sadece ID alanına giriş yapılır. Alanların geri kalanının doldurulması opsiyoneldir. Burada kendisi için sınıflandırma oluşturmak istediğimiz eleman tipini de belirlemeliyiz. Model elemanları veya mahaller veya her ikisi veya hiçbiri. Hiyerarşik bir sınıflandırma sistemi kurmak için alt kategoriler için ek sınıflandırmalar oluşturabiliriz. Lütfen hotlink çakışmaları göster kutucuğuna dikkat edin. Bu bir hotlink modülün ev sahibi dosya ile çakışan özellik tanımlamaları barındıran, bir benzer özelliğin bulunması durumunda kullanılır. Bu durumda hotlinkli modülün özelliği ev sahibi dosyanınkiyle çakışmakta, çakışan özellik, özellik yöneticisindeki listeye uygulanır. Ancak sadece hotlinklerde özelliklerle çakışmaları göster işaretli ise gösterilir. Seçili elemanı kaldırmak için sili kullanın. Gene de ilişkili özelliklerin silinmediğini unutmayın. Veri alma ve gönderme seçeneklerinin rol ve fonksiyonları bir başka videoda açıklanmaktadır. Tanımlama paneline yakından bakalım. Bu panel seçili sınıflandırma sistemi veya sınıflandırma elemanı ile ilgili ek değiştirilebilir bilgi ekrana getirir. Bu birden fazla eleman seçili ise kullanılamaz. Sınıflandırma sisteminin tanımlama panelini görelim. Buradan şunları görüp değiştirebiliriz. İsim, versiyon, tarih, kaynak ve tanımlama alanları. Eğer bir sınıflandırma seçersek, tanımlama paneli karşılık gelen ID, isim ve tanımlama alanlarını ekrana getirir. Seçili klasifikasyonun model elemanları veya mahaller için olduğunu da görebiliriz. İsim veya ID ve versiyon veya isim olan birinci ve ikinci alanlar, en azından bir adet büyüklük hassas karakter içermelidir. Baş ve sondaki boş alanlar değerlendirilmezler. Kullanılabilir özellikler paneli, özellikleri seçmemiz ve sınıflandırmalar ile ilişkilendirmemizi sağlar. Ön izleme seçili elemanın özellikler listesini ekrana getirir. Eğer birden fazla eleman seçiliyse tüm ilişkili özellikler ekrana getirilir. Tüm yok ve özel tuşları özelliklerin sınıflandırmalar ile ilişkilendirilmesi için kullanılabilirler. Özelliklerin tümü veya hiçbir sınıflandırma elemanı ile ilişkilendirilebilir. Düzenle seçeneğini kullanarak seçilen özellik ilişkilendirmelerini de tanımlayabiliriz. Bir tasarım projesinin tüm özellikleri gruplar içerisinde ekrana getirilebilir. İşaretlenmiş onay kutucukları bir özelliğin seçili sınıflandırma elemanına atanmış olduğunu belirtir. Arama alanı da kullanılabilir.
Arama alanına tıklandığında gruplar ve özellikler çift kolon görünümünde ekrana getirilir. Tüm veya kullanılabilir filtreleri de uygulanabilir. Transfer fonksiyonu elemanlar arasında özellikler veya özellik kombinasyonlarını transfer etmek için kullanılabilir. Seçme seçeneği bir eleman seçili olduğunda kullanılabilir. Bu seçili elemanın özelliklerini seçer. Enjeksiyon seçeneği önceden seçili olan özellikleri aktarmak için kullanılabilir. Bu birden fazla eleman için de kullanılabilir. Özellikler yöneticisine buradan da erişilebilir. Lütfen unutmayın, takım çalışması fonksiyonları bir başka diyalogdan açılan diyaloglar için kullanılamaz. Bu tarzdaki diyalogları korumak veya serbest bırakmak için lütfen ana diyaloğa geri gidin. Örneğin eğer sınıflandırma yöneticisi diyaloğundan açtıysanız takım çalışmasındaki özellikler yöneticisini kaydedemezsiniz. Lütfen unutmayın, eğer bu diyalogları alt diyaloglar olarak açıp yeni elemanlar oluşturursanız, ana diyaloğa geri döndüğünüzde yeni elemanlar işaretli olacaklardır. Arşiket eleman ve alanların sınıflandırmasında ulusal veya firma standartlarının daha iyi desteklenmesi ve proje paydaşları arasında benzersiz işbirliği için esnek bir yöntem sunmaktadır.